Herkese selamun aleyküm. Şimdi bu videoda ne yapacağız? Bu videoda daha önce görmediğiniz ufak çaplı icatlara bakacağız. Ama hepsi birbirinden etkili ve sağlam çalışan icatlar olacak. Ve inanılmaz keyif verici bir video olacak. Öyle düşünüyorum. Ya zaten kanalıma abone olun dememe gerek yok. Şu aşağıdan kanala abone olursanız çok sevinirim. Zaten olmuşsunuzdur da ne? Ben gene bir söyleyeyim dedim. Zaten videoyu beğendirmeme gerek yok. Zaten beğenirsiniz. Aşağı yorumlar kısmına da bir aleyküm selam falan yazın da selamun aleyküm diyorum. Yalnız hissediyorum kendimi orada yorumları okuduğumda. Neyse daha fazla hiç uzatmadan videomuza geçelim. Yalnız bir şey diyeyim mi? Bak bu gerçekten kullanışlı bir şey. Hani böyle kedi olur, köpek olur, tüy kıl falan olur. Ve çocuklu evlere... Ya bizim eve şart böyle bir şey. Yani eşim gözle direkt alırız ya büyük bir ihtimal. E ne yaptı bu? Ha, gece lambası yaptı. Bence gayet şık ve dekoratif abi. Ya, ben bu icata da tamam diyorum ya. Gerekli diyorum. Bu ne? Ayak yıkam. Ne yaptı lan o? Ne atıyor içine? O sebze meme mi atıyor? Abi ne yaptı lan bu? Yemek yaptı. Yok. Bu iş görmez abi. Yine naylon çıkarttı. Aa bak. Bak bir şey diyeyim mi abi? Bu harbiden var ya her eve lazım. Ama çok pahalı ya. Çok pahalı. Ama gerçekten iyi çalışan bir alet. Sizin de böyle hoşunuza giden icatlar olursa aşağı yorumlar kısmına yazın arkadaşlar. Belki orada ortak bir şeyler kurabiliriz. Ulan yorum yaptırmak için elimden geleni yapıyorum ya. Tamam. Size bırakıyorum orayı ben. E ne yaptı şimdi o? Ha, silikonla şey yaptı böyle köpürtücü falan filan. Çok gereksiz. Ne gerek var? Peçetelik. Ha, okey. Ya... Şahsen müşteri olsam böyle bir şey istemezdim abi ya. Şu elektrikli ocak. Yani bir tık idare eder. Ama ben almam yani şahsen. Ama bayağı da kullanışlı bir şeye benziyor ha. Aa bayağı kullanışlı ya. Ya sen olsan alır mıydın böyle bir şey? Bak sana söylüyorum sen olsan alır mıydın böyle bir şey? Yani şahsen ben almazdım ya. Bak ama buna bak. Bu harbiden lazım olur ya. Bak bu harbiden lazım. Bak telefon tutacağı artı çekirdek istiyorsun artı bir de çöpünü atıyorsun. Bence var ya kesin alınır yani. Bak böyle bir şey bulsam pazardan alırım abi kesin. Ne gerek var? Abi burada ne gerek var yani? Niye ne gerek var abi zaten... Ha böyle şey olarak gelmiş, köpüklü çiçekli olarak gelmiş. Çok saçma. Bu ne? Ha ejder meyvesiyle muzu karıştırıyor. Bu ne? Yağdanlık mı bu? Ha ya Ben olayı anlamadım abi. Bu ne işte bildiğim bu ne? Yok be. Ben beğenmedim onu. Çiçekli tava tamam. Aa, ne olur sever misin bu arada? Abi yumurta dediğin şöyle orta pişmiş olacak. Yani ne çiğ olacak ne tam pişmiş olacak kuruyacak. Tam orta pişmiş. Bak bunlardan önceden çok vardı ya. Ama şimdi... Her şey artık dijital ortamda olduğu için. Ne yengeç mi? Stok ne o ya? Aa şey yapıyor makine vakumluyor. Ağzını kapatıyor havasız. Bence lazım abi bu. Bak bu harbiden lazım yani eve. Bak bu da iyiymiş ha. Harbiden iyiymiş ya. Yemin ederim kadınlar için var ya inanılmaz kolaylık sağlayacak bir şey bu. Ya zaten bu videoda güzel icatları değerlendiriyoruz. İşe yarar. Bu işe yarar. İş görür mü falan.
siz ne diyorsunuz? Hani ya gerçekten şöyle söyleyeyim. Buraya kadar izlediğiniz kısımlarda hiç böyle hani ya ben olsam bunu alırım işe yarar falan dediğiniz var mı ya? Harbiden yorumlara bekliyorum bak cidden. Ya bunlara gerek yok bence çünkü abi ne bileyim ya. Zaten ocakta yapıyorsun bu tür şeyleri. Yumurta normalde de pişiyor. Yani ekstra ne yiyelim? Ne bu waffle makinesi mi? Yo, waffle makinesi değilmiş ya. Ha, ekmek koyuyor. Tost makinesi gibi bir şey galiba bu ya. Mini tost makinesi. Anladım bu şey. Tamam ya tamam. Tanelerini ayırıyor. Ha gerekli mi? Bence değil yani. Bu ne? Direkt kaplama çekti fark ettiniz mi? O bak çizilmiş halde gelse okey. Bak çizilmiş halde gelse okey ama ben onu beceremem ki. Ben onu yapamam. Zor ya. Bence o magnetli bir şeydi biliyor musun? Normal soda açacağı da var. Ne gerek var? Ya bazıları o kadar boş ki. Yani şimdi... Yani işte. Yani varsa 1,5-2 milyar böyle bir şey verme. Ver. İyi ama çok pahalı ya. Aa bu şey. Alt değiştirme aparatı. Arkadaşlar bunları nereden biliyorsunuz diye sorarsanız anne de var bir tane ya. Bir yaşına girecek. Bir ay kaldı. Oradan biliyorum yani böyle bebek aparatlarını falan. Çok gezdik çünkü. Ne bu yumurta? Ne yaptı yumurtayı anlamadım ki. Ha, yumurtanın içini karıştırdı. Sarısıyla beyazını. Ya şu yumurta pişirme dengesi var ya o kadar hassas bir şey ki. Bu ne abi? Koca gözlü. Ben bunu anlamadım. Vallahi anlamadım ya. Aa bak bu ışıkları kapatınca güzel olur ha. Bak bak ne dedim? Bence güzel. Bence güzeldi. Ne yaptı lan öyle? Kabuğunu mu çıkarttı? Aa bayağı kabuğunu çıkarttı. Bak hadi bu da bir tık iş görür. Bak bu da bir tık iş görür bence. Su kaynatıyor. Kettle misali. Ha, taşınabilir kettle. Okey bak bu kamp yapanlar için efsane bir şeydir ama evde gerek yok abi. Gereksiz yani. Bak şu telefon apartları da çok iyi oluyor ya. Buhar makinesi mi? Aa, bak güzel dekoratif bir şey. Yemin ederim var ya bu alırdım ben. Harbi alırdım çok hoşuma gitti. Ama bunu almazdım. Abi diğeri daha iyiydi ya. Bence diğeri daha iyiydi. Abi bu da güzelmiş ha. Abi güzeldi. Çok pahalıya satıyorlar ya. Hele bir de dolar olmuş 8 lira. Evet arkadaşlar yıl 2020. Eylül ayındayız. Eylül ayında mıyız? Bir bakayım tekrardan. Ekim ayındaymışız. Evet. Burayı büyük bir ihtimalle keserim. Evet arkadaşlar yıl 2020 Ekim ayındayız. Ekim'in 12'si bugün.
ve dolar 8 lira olmak üzere. Bu ne? Aa! Bir şey diyeyim mi? Yemin ederim var ya, her bak bu YouTube işine girenler için bence kesin alınması gereken bir şey. Ve o ne yapıyor be orada? Var mı böyle bir şey ya? Aa! Evet, bu videoluk da bu kadar. Bak umarım beğenmişsinizdir. Arada güzel şeyler vardı ya. Şimdi hakkını yemeyelim videonun ama bence güzel şeyler vardı. Bence like atmaya değer. Umarım size beğenmişsinizdir videoyu. Beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere.